Arkadaşlar merhaba. Bugün de sizlerle harika bir bilinçaltı çalışması paylaşmak istiyorum. Bu çalışmamız NLP'de de kullanılmaktadır. NLP'de kullanılan bu tekniğe farklı bir yorum da eklediğim zaman gücünün kat be kat arttığını gördüm. Şimdi sizlere bunu uygulamalı olarak paylaşmak istiyorum. Öncelikle içimizdeki sıkıntıları, olumsuz duyguları yok etmek için kullanılan harika bir bilinçaltı tekniğidir. Öncelikle her zaman olduğu gibi derin, 3 derin diyafram nefesi alıyoruz. Beden gevşiyor, zihin sakinleşiyor. Ondan sonra 2 tane sandalye görüyorsunuz burada. Bir tanesine oturuyorsunuz. Oturduğumuz sandalyede öncelikle gözlerimiz kapalı. İçimizdeki sıkıntıya, olumsuz duyguya tamamen odaklanıyoruz. Onu kendi içinizden 1 ile 10 arası derecelendirin. Aklınıza gelen ilk sayı sizin onu hissettiğiniz derecedir skalada. Aşağı yukarı 7 ile 10 arası hissediyorsanız yeterli duyguyu yüklemişsinizdir demektir. Şimdi bunu yaptıktan sonra yapacağınız bu ritim hareketi tam sol şakağınıza doğru ağır ağır, fazla hızlı vurmadan ancak çok da yumuşak dokunmadan orta derecede bir vuruşla ağır ağır o duygunun sizin bedeninizdeki ritmini hissetmenizi istiyorum. Örnekte görüldüğü gibi. İyice hissettikten sonra bırakın. Şimdi sizden hayatınızda bugüne kadar sizi mutlu eden, size coşku veren en mutlu olayı hatırlamanızı istiyorum. Bunu da 1 ile 10 arası skalada bir derecelendirin. 7 ile 10 arası gayet iyidir. İyice konsantre olun. Gözleriniz kapalı olarak yapıyorsunuz bunu. İyice odaklanın. O duyguyu iyice hissettiğinizde, duygularınızın değiştiğini iyice fark ettiğinizde sağ elinizle sağ şakağınıza onun bedeninize verdiği ritmi şimdi göstereceğim gibi hızlı bir şekilde hissedin. Bu da sizin bedeninize çok hızlı bir ritim vermektedir. Beden titreşiminiz yükseliyor, hızlanıyor. Enerjik, hareket dolusunuz. İyice hissedin o mutluluğu, coşkuyu. Bunu da yaptıktan sonra bunu yaparken, devam ederken kalkıyorsunuz. Yandaki sandalyeye oturuyorsunuz. Biraz önce ağır ritim veren siz hala oradasınız. Hızlı veren ritim bu sandalyeye geçti. Şimdi bekleyin. Tekrar duygu değişimi yaşamanızı istiyorum. Yine biraz önceki olumsuz duyguya odaklanın. İyice çağırın o duyguları, iyice yüklensin. Ondan sonra yapacağınız hareket şu. Buna biraz önceki o mutluluk veren ritmi verin. Hızlı bir şekilde o duyguya odaklanın. Size rahatsız eden, ağır, hantal o duyguyu iyice hissedin ama ritminiz hızlı bakın. Farklı bu sefer. Göreceksiniz ki yavaş yavaş o duygunun verdiği ağırlık azalacak. İçinizdeki sıkıntılar hafifleyecek. Son aşamada yanda duran biraz önceki ağır ritimdeki sizi ayağa kalkın. Yanınıza alın. İmgeleyerek yapıyorsunuz tabii ki bunu. Omuzlarından tutun ve kalbinizdeki o yemyeşil pırıl pırıl sevgi enerjisini de çözün. Farkındalığınızı atın. O da size ait. Onu her şeyle kabul edip farkındalığınızı attığınızı beyan ediyorsunuz. Ondan sonra tekrar derin bir nefes alıp tüm sıkıntıları attığınızı, tüm negatif, olumsuz duyguların gittiğini göreceksiniz. Hepinize mucize dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.